Herkese selamlar. Sema'nın mutfağa hoş geldiniz. Bugün kadayıflı çıtır baklava tarif vereceğim. Harika bir lezzeti var. Yapılışı da çok basit. Az malzeme diyeceğim ama hani tabii ki baklavanın içerisine biliyorsunuz daha çok yağ falan girer. Böyle bir tepsi baklava yapmak için sadece 3 yemek kaşığı tereyağı gerekiyor arkadaşlar. O da biliyorsunuz normal diyelim artık. Hatta daha az da kullanabilirsiniz. Zevkinize kalmış. Öncelikle 3 yemek kaşığı kadar tereyağını eritelim. Üzerindeki bütün köpükleri alalım. Ben sade yağ kullandım. Bunu da kendim yapmıştım. Diğer videolarımın arasında var. Ve yağın içerisine 1 çay bardağı kadar da ayçiçek yağı ile karıştırdım. Bu arada bu yağ bana biraz fazla geldi aslında. Olsun, kalanını başka şeylerde kullanırsınız. Bu arada içerisine sos hazırlayacağız. 1 adet yumurta, 1 çay bardağına yakın toz şekeri. İyice çırpalım, böyle köpük köpük yapalım arkadaşlar. Ve 1 su bardağı ama küçük bardaklardan süt kullanalım. Ve 1 çay bardağı da irmik katalım. İyice karıştıralım ve bir köşeye alalım. Bu arada hazır baklava yufkasının paketini açtıktan sonra mutlaka bir poşet içerisine sarın arkadaşlar. Böyle 30 saniyede bile kuruyor, yani o kadar da hassas bir yufka. Öncelikle bir adet yufkayı tezgahıma serdim ve üzerine hazırlamış olduğum yağı serptim. Yağınız kesinlikle sıcak olmasın arkadaşlar. Normal oda ısısında olsun. Ardından üzerine bir adet daha yufka koydum ve tekrar yağ gezdirdim. Hazırladığım o irmikli sostan da böyle döktüm üzerine. Bu apayrı bir lezzet veriyor bu arada. Açıklamalar kısmında da malzeme listesi ve yapılışı da olacak. Oraya da bakabilirsiniz. Bir avuç dolusu kadayıfı parçalayıp etrafına yaydım. Ve kenar köşesine de böyle fındık veya ceviz koyabilirsiniz. Ben fındıklı da yaptım, cevizli de yaptım. Rulo olarak saralım ve 2-3 parmak kalınlığında dilimlere keselim. Daha küçük istiyorsanız 2 parmak yeterli. Ben denemelik hem 3 parmaklık kestim hem 2 parmaklık. O yüzden şekil biraz değişik oldu. Bir dahaki yaptığımda daha güzel yaparım. Çünkü ben bu tatlıyı ilk defa yaptım. Bir yabancı kanalda görmüştüm. Orada Türkçesini yazmamışlar hani tarif olarak. O yüzden ben böyle kafama göre tasarladım. Hani ölçülerini ve size de o şekilde paylaşıyorum. Böyle kenarlarından kalan yufka artıklarını da içerisine gezdirdim. Öyle de gayet güzel oldu. Hani ziyan etmedim. Bu arada böyle bir borcamı arkadaşlar aralıklı yapacaksanız toplamda 6 tane yufka gitti. Eğer hani daha sıkıştırırsanız 8 adet de yeterlidir. Bakın, bu kalmış olan parçaları tekrar yufkanın üzerine gezdiriyorum. Ziyan etmedim. Üzerine böyle tereyağımızdan sürelim. Ve 170 derece ısıtılmış fırında alt üst ayarında pişirelim arkadaşlar. Yaklaşık 40 dakikada böyle nar gibi kızarıyor. Bu arada fırından çıkarttıktan sonra arkadaşlar onu bir köşeye koydum, yani baklavayı ve şerbetini hazırladım. Bu püf noktasına dikkat edin, çünkü baklava ılık olacak veya soğuk olacak, şerbetimiz de sıcak olacak. 3 bardak toz şeker, 3,5 su bardağı suyu tencereme aldım ve bir dilim de limon koydum. Kaynayana kadar karıştırdım ve kapağını kapatıp yaklaşık kısık ayarda 20 dakika kaynattım. Bu püf noktasını da es geçmeyin ki güzel olsun şerbetiniz. Ocaktan aldım şerbeti ve dışarıda beklettiğim bu baklavanın üzerine gezdirdim. Ben bu videodan sonra birkaç denemeler daha yaptım. O yüzden ona göre orantılı bir şekilde size hani yanlış bir ölçü vermeden yapmak için, evde de fazla baklava oldu bu arada. Evet, tatlımız 10 dakika içerisinde yemeğe hazır oluyor arkadaşlar. Öyle bekletmenize fazla gerek yok. Çıtır çıtır, nefis mi nefis bir baklava. İçerisindeki irmikli sos apayrı bir lezzet veriyor. Şerbetlerin içerisinde böyle irmikli sos yaparlar ama ocakta pişirirler. İsterseniz siz pişirip de yapabilirsiniz ama daha koyu kıvamlı bir sos elde etmiş olursunuz.
Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Hatta tarifi diyelim. Ağzınızın tadı hiç bozulmasın. Bu arada ben bunu bayramda paylaşıyorum. Hayırlı bayramlar diliyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Mutlu kalın.